İyi akşamlar. Virus Holding günlük grafik 14 Haziran'da en son bir değerlendirme yapmıştık. Galiba 200 gün üstündeydi. Evet, 200 günün üstündeymiş. Tabii o kısmın kırılmasıydı. Olası bir destek seviyesi burada 47. İlk temasta tutmuş. Yani ben de bakayım nerede kaldım en son da. O yüzden bakıyorum. O ikinci bir deneme 200 gün üstüne. Bakın bu grafik incelemek iyi bir şeydir. İnceleyin yani böyle ne yapmış diye. Günleri koyun ortalamaları falan. Öyle bir bakın. Pek çok kırılım çok benzerdir birbirine. İlk kırılım temas, destek kırılımı tekrar bir düzeltme yukarı yönlü. Şimdi aşağı akım bu haliyle hala devam ediyor. Yeni dip yapılmış. Hani ben bunu böyle söylüyorum. Dediğim gibi göz aşinalığı olması lazım. Yani detayı görmek için. O yüzden böyle anlatıyorum. Hani ne oldu? Sonra diyorlar ki ya sen olan ne söylüyorsun falan diyorlar. İşte böyle bakacaksınız. Yeni bir dip yapılmış mı? Dediğim gibi 45'ten yeni bir dip yapılmış. Bu olumlu bir görünüm değil. Yani bir düşüşün devam ettiğini bize anlatan bir görünüm. O yüzden yani burada ilk tabi adım hiç olması 50 kapanışı olursa çok mu uzak değil yani biraz bir alıcı gelse ki 2 gündür de bir alıcı ilgisi var Virusa Holding'e. Yani öyle çok büyük bir alıcı bir ilgisinden bahsetmiyorum da en azından birileri gelmiş işte yani bir hacim biraz bir anafor olmuş. O yüzden bu devam ederse 50 kapanışı ilk adım dönüş anlamına gelmez. Bakın ilk adım 54 arkasından tabii şu kırmızının geçilip yeni bir tepe yapılması gerekiyor. 58 o da aşağı yukarı. Yani adımları ve dirençleri yukarıda böyle aşağı yönlü devam ederse şu anda tabii hemen dip yani 45 40 mı burası tam söyleyeyim de 45 44 45 40 diyelim biz oraya. Hatta doğrudan 45 bile alsak çok önemi yok yani arada %1'in çok önemi yok. Şöyle 45 40 45 40 yeni bir dip olduğu için yeni bir destek oluyor. En yakın destek oluyor önümüzde teorik anlamda. Kırılırsa belki bir 42 30 civarda onun altında yine bir destek çizgisi. Mesela bir yorum okudum. İşte güzel yani arkadaş olayları basitçe anlamış yani teknik analizde. Birisi bir arkadaş bir senedin düşüşünden yakınmış. İşte herhalde yükselirken aldı büyük ihtimal. Terste kalmış tabii biraz. Olabilir. Bir öteki bir arkadaş da yorum yapmış altında. Demiş ki ya bu destekler hani ne işe yarıyor diye soran var. Adam demiş ki ben mesela destekte alıyorum. Altına stop koyuyorum desteğin altına. Atıyorum mesela 42 tamamen alın diye şey değil. Yani Verusa'dan söyleyeyim mi? Hatta başka bir yerden söyleyeyim. Sallıyorum Turkcell'de 15'e destek koyuyorum. Tamamen atıyorum şu an. 15'te alıyorum. Baktım düşmeye devam ediyor. 14.50 falan orada kesiyor. Yani teknik analiz buna yarar. Bu destekler tutacak anlamında değil. Siz işleme istiyorsanız girersiniz veya çıkarsınız o kısmın kırılmasıyla. Veya kırılmazsa girersiniz. O tamamen dediğim gibi strateji meselesi. Altta da 42 dediğim gibi bir sonraki teorik destek noktası olabilir. Tabi orası kırılırsa döner gene bakarız. 2 gündür dediğim gibi yani bir şey var ama bir ilgi var. Bu tabi net takaslarda ne oluyor onu bilmiyorum ama en azından bir şey gelmiş. Yani pazar bir canlanmış burada. Yani 800 bine yakın bir bugünkü hacim var. Bir arkasını görmek lazım. Yani o 45 civarları kırılmadıkça bir görmek lazım. RSI'de 36 şey bir alan değil tabi ideal iyi bir alan değil. Burada da 55-60 üstünde bir RSI görmek çok olumlu olur. Verusa'da onu söyleyeyim yukarıda. Ama kendi ortalamasının üstünde sınırlı bir toparlama çabası diyelim. İşte sınırlı bir çaba. MACD yeşil kesecek. Yani şu devam ederse 49-50'nin üstüne bir hareket devam ederse muhtemelen MACD'de de bir yeşil kesişim olacak. En azından şuralarda olduğu gibi acaba bir işte 50 gün veya yukarıya trende doğru bir deneme gelir mi? MACD yeşil kestikten sonra onu da görürüz o zaman. Şu an bir şey söylemek için erken ama iyi niyetli diyelim. MACD göstergesi de iyi niyetli. Özel bir informasyonu yok. Herkese iyi akşamlar.